Bir başka rivayette de İbn Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde Tabarani'de geçmiş. Bu hadis-i şerif de ne diyor? وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسة beş vakit namazını kıldı bir beş vakit namaz ne kadar kadınlara ayda 20 gün 10 gün yok ayağını uzat yat ya yani. 20 gün beş vakit namazını kılır sonra o sahabat şehra senede 20 gün 30 günde orucunu tutarsa bazı zaman 29 çekerse ve hafizat farcaha ırzını namusunu da muhafaza ederse ve ata'at zevceha erkeğine de itaat ederse قِيلَ لَهَا اُدْخِيلِي الْجَنَّةَ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ cennetin diyor bütün kapıları 8 kapısı birden açıp istediğinden ona gir denir diye. Yani 4 tane şey kadınların yapacağı şey. 5 vakit namaz o da ayın yarısı yani 3'te birinde yok. 3'te 2'sinde var. Sonra Ramazan orucu senede bir sefer 30 gün. Sonra kocasına itaat edecek. Yani Allah'tan korkan bir adam zulüm etmediği müddetçe evinde ne ister? Ya işte temizliğine dikkat edilmesini ister. Misafir geldiği zaman hürmet edilmesini ister. Ki şimdi zaten eve misafir alan da yok da. Sonra temizliğine dikkat etmesini, elbisesine, yemesine, içmesine bunlara dikkat etmek ister. Bunlara da bir kadın itaat ederse, dışarı çıkarken izin isterse, geldiğinde kocasından izinsiz kimseyi almazsa, bunları dikkat ederse, kadın ya, cennete gidecek yani işte. Hiç başka şansı yok yani kadın. Direkt otomatik mi nereye? Cennete ya. Hatta an Hüseyin ibn Muhsin, İmam Ahmed'in müsnedinde yine Nesai'de geçmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, فَإِنَّهُ جَنَّتُكَ وَنَارُكَ جَنَّتُكِ وَنَارُكَ yani bir sahabenin bir tanesi diyor ki sen evli misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o da evliyim ya Resulallah. Geçmin nasıl diyor? Gücümün yetmediği şeyler hariç ona itaati terk etmiyorum diyor kadın da. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl terk edebilirsin? O senin ya cennetin veyahut da cehennemin. İtaat edersen cennete gideceksin. İtaat etmezsen cehenneme gideceksin diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ali ibn Abbas